Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üst düzey bir dijital fotoğraf makinesi olan ve hemen şu anda elimde görmüş olduğunuz Sony A7S3'ü inceliyoruz. Çok komplike bir ürün, çok detayları olan bir ürün ama biz burada genel özelliklerine bir göz atacağız. Bir iki örnek fotoğraf ve biraz örnek videolarla birlikte incelememizi sonlandıracağız. Şimdi biliyorsunuz Sony özellikle fotoğraf makinesi alanında uzun yıllardır çalışmaları olan bir marka. Ülkemizde ve dünyada da özellikle bu A7 serisiyle çok bilinen bir marka haline gelmişti Sony. Şimdi A7 ailesinde bir sürü model var bu arada. Çok kafanız karışabilir. A7 var, A7S var, A7 işte A7 2'si var, 3'ü var falan. Böyle hani birbirine çok benzeyen, isim olarak çok benzeyen ve genel olarak görünümleri de benzeyen bir sürü model var. A7S 3 ise bu ailenin en yeni modellerinden bir tanesi. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir fiziksel görünümden bahsetmek istiyorum. Bu arada bu tarz ürünlerde şunu belirteyim. Bu tarz ürünler biliyorsunuz objektifi beraber satılmıyor. İsterseniz öyle alabiliyorsunuz ama sadece gövde opsiyonunda alabiliyorsunuz kendi objektifiniz varsa ya da objektifle beraber satın alabiliyorsunuz ama hani söyleyeceğimiz şeyler tabii ki buradaki şu an üzerinde olan 24-70 f4 objektif için geçerli olduğunu belirtmiş olalım. Şimdi genel görünümden bir başlamak istiyorum ben. Bir kere çok iri yarı bir fotoğraf makinesi var. Özellikle şimdi objektifi çıkartayım ben. Objektifi çıkarttığım zaman daha net göreceksiniz bunu arkadaşlar. Yani şöyle bir bakın. Hani kalınlık vesaire anlamında oldukça kalın bir fotoğraf makinesi var. Aynasız olarak tabir ettiğimiz kategoride bir ürün bu. Aynasız fotoğraf makinelerinin güzel bir örnek. Full frame olarak geçiyor. Yani 24-36 mm bir sensörü var bu aynasız fotoğraf makinesinin. Genel tasarımda aslında elimize aldığımızda aynasız olduğu çok belli olmuyor. Normalde aynasızlarda şu deklanşörün olduğu kısım biraz daha ince olur. Genelde gövde de ince olur ama bu üründe ince değil. Çünkü özelliklerine şimdi birazdan değineceğiz. O özelliklerden dolayı birazcık böyle kalın ve etli bir fotoğraf makinesi var. Yani bunu aynasız demezsiniz. Bunu normal bir SLR olarak da kabul edebilirsiniz. En azından boyut olarak onu söyleyeyim. Üst kısmına baktığımızda bir deklanşör düğmemiz var. Klasik olarak açma kapama tuşu. Buna entegre edilmiş. Onun hemen uç kısmında bir sonsuz dönebilen bir tuşumuz var. Buradan işte diyafram enstantane vesaire ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Bir de bunun bir benzeri baş parmağımızın alt tarafına denk gelen bölümde var. Post telafisi tuşu var. Bir tane özel bir tuş atanmış. Buradan -3 ve +3 arasında pozlama değerlerini verebiliyorsunuz. Böyle tuş olarak yapıyorsunuz bunu. Mod tuşu da yine bu üst kısmında yer alıyor. Mod tuşundan işte PS, AM standart zaten biliyorsunuz. Programmable Auto, işte Aperture Priority, Shutter Priority yani diyafram ve enstantane öncelikli modlar ve manuel var. İşte bazı kendi kayıt edebileceğiniz modlar var. Tamamen otomatik modlar. Bir de video modu var. Yine video için haricen bir tuş atanmış. Üst kısmında şurada yer alıyor. Bu tuşa bastığın zaman doğrudan doğruya video kayıt yapabiliyorsunuz herhangi bir moddayken. Arka tarafa geçecek olsak arka taraf aslında çok böyle karışık değil. Yani düğmeler sayısı bir standart bir navigasyonumuz var. Hemen üst kısmında böyle bir dört yön hareket edebilen ve döndürülebilen de bir böyle küçük minik bir joystick gibi tuşumuz mevcut. Ekranımız güzel. Şöyle göstereyim. Şu şekilde size doğru dönebiliyor. Pardon burada bir kapak açıldı. Şu şekilde dönerek insan kendini çekerken özellikle bu çok işe yarıyor. Sony'nin bazı modellerinde bu böyle aşağı doğru falan vardı. Ben çok saçma gelen bir modeldir o. Yani aşağı doğru yaptığınız zaman eğer kendi kendinizi çekiyorsunuz ne yazık ki burada kendinizi görmeniz mümkün olmuyordu. Bu şu tasarım güzel bir tasarım. Yani bunu böyle bu şekilde yaptığınızda kendinizi çekerken şöyle çekmiş olabiliyorsunuz. Tabii bu böyle kendi çekimlik bir makine değil belki öyle diyebilirsiniz ama bence güzel olmuş. Dokunmatik ekran var. Fonksiyon tuşlarımız mevcut. Yan tarafa geçtiğimizde en üst kısımda bir tane mikrofon girişimiz mevcut. Onun hemen altında kulaklık çıkışı var. Tabii bu kadar para verince bu pahalı bir ürün bu arada. Kulaklık çıkışı da olsun zaten. Onun dışında biraz daha aşağı indiğimiz zaman işte USB ve HDMI bağlantılarını görüyorsunuz. Bu arada bir tane daha HDMI var. Şuradan göstermiş olayım. Burada da normal HDMI var. Böyle dana gibi affedersiniz tabiri caizse. Normal bildiğiniz HDMI de koymuş. Yani bunu niye koymuş? Vallahi tam bilmiyorum ama dana gibi tabiri caizse bir HDMI'miz var burada. Normal standart kabloyu bağlayabiliyorsunuz. Kart yuvası yan yüzde. İkili bir kart yuvamız mevcut. Çift kart takabiliyorsunuz. Hatta bu çift kartı şöyle de belirleyebiliyorsunuz. Buraya video çeksin, buraya fotoğraf çeksin falan gibi böyle fantazi işlere girebiliyorsunuz isterseniz. Bu daha çok profesyonel işine yarayacak bir şey. Onu da söylemiş olayım. Alt kısımda da pil yuvamız var. Standart olarak pilimizi de şöyle bir çıkarıp bakalım ki bu kadar büyük olmasının sebebi gövdenin muhtemelen bu pil. Ve bu pilin de 600 kareye yakın bir SPA standartlarına göre fotoğraf ömrü var ki
hani aynasızlarda göremeyeceğimiz bir rakam, onu söyleyeyim. Çok iyi bir fotoğraf ve video tarafında en azından size ciddi bir zaman tanıyor. Bu önemli bir şey çünkü genelde aynasızlarda pil çabuk bitiyor arkadaşlar. Bu Sony'de öyle değil, onu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim Sony A7S3'ün teknik özelliklerine. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. 12.1 megapiksel. Bu taraf biraz eleştirecek bir konu. Düşük bir çözünürlük, onu söyleyeyim. Full frame Exmor RBSI CMOS sensörümüz var. Full frame dediğimiz, az önce söylemiştim. 36x24 mm'lik bir sensörümüz var. Bionz XR görüntü işlemcisi var. İmaj işleme teknolojisi olarak, donanım olarak baktığımızda yine Sony tarafından geliştirilen bir imaj işlemcisi var ki bu çok önemli. Neden? Çekilen fotoğrafları bu imaj işlemcisinden sonra fotoğrafları, videoları kayıt edilebilir hale geliyor. Bu da önemli, onun kalitesi de. Öte taraftan devam edecek olursak UHD dediğimiz, yani 4K'da 120 FPS'ye kadar video çekebiliyor. 10 bit 4.2.2 kayıt yapabiliyor. 16 bit ham çıkış verebiliyor HDMI'den. Bu da önemli. Özellikle bu teknik taraftaki arkadaşları ilgilendiren bir konu. Yani daha böyle profesyonel işler yapanlar için bu söyleyeceklerim biraz önemli şeyler. HLG ve S-Log3 desteği var. S-Log meselesinden birazcık kısaca değineceğim. Biraz sonra 759 noktalı hibrit bir AF algılama sistemimiz var. ISO aralığı ise 80 ile 102.400 arasında değişiyor. Ama bunu push edersek 40 ile 409.600 gibi fantastik bir rakama ulaştırabiliyorsunuz. Web kamerası özelliği var. Biliyorsunuz pandemiyle beraber bu özellik gelmeye başladı. Artık birçok üretici getirdi. Bu kadar pahalı bir şeyi web kamerası yapmak ister misiniz? Ayrı konu ama yapılabiliyor. İsterseniz yaparsınız, bunu söyleyeyim. 3.5 milim harici mikrofon girişi olduğunu söyledik. Kendi üzerinde mikrofon var ama istiyorsanız haricen de bağlayabiliyorsunuz ki zaten böyle birinde olmalı. Kulaklık çıkışında olması önemli bir artı. Onu da söyleyelim. 7.5 inçlik dokunmatik ve öne doğru hareket edebilen bir ekranımız var. Onu da söylemiştik zaten. Çift hafıza kart yuvası, CF Express tip A uyumlu, Wi-Fi Bluetooth özelliği var. 614 gram bir ağırlığımız var. Bu sadece gövdenin ağırlığı bu arada. Objektifi katmadan konuşuyorum arkadaşlar. Sony NPFZ 100 lityum iyon pil kullanıyor. Az önce gösterdim, onu detaylı göstereceğim size. 600 karede pil ömrü var. Şimdi sadece gövde olarak baktığımızda arkadaşlar 39 bin liraya, 35 bin, 36 bin liradan başlayan bir gövde fiyatı var. Yani çeşitli fiyatlar var ama sonra Türkiye garantili almak isterseniz 38-39 bin liradan başlıyor Türkiye fiyatı. Yanında şu arkadaşımız da almak isterseniz ki bu 24-70 F4, iki tane 24-70 var bu arada Sony'nin, yine Sony'nin Zeiss tarafından geliştirileni. O 2.8 olanı var, o biraz daha pahalı. Bu ucuz olan versiyon F4, yani diyafram biraz daha kapalı bir diyafram bu. O yüzden bu biraz daha ucuz. Bunu da haricen almak isterseniz 8-9 bin lira falan vermeniz gerekiyor. Yani ikisini beraber almaya kalktığınızda 45-46 bin lira yakın, hatta neredeyse yani 50 bin lira kabaca söyleyebilirim, bir rakam vermeniz gerekiyor. Yani şu anda masanın üzerinde 50 bin liralık bir fotoğraf makinesi görüyorsunuz. Şimdi bu genel görünümden bahsettik. Teknik özelliklerinden bahsettik. Birazcık kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Ben Sony kullandım daha önce. Tabi uzun yıllar test etmişliğim olmadı. Ama zaman zaman böyle teste gönderildiği zaman Sony ürünlerini yaklaşık 7-8 yıldır kullandım. Böyle testlerde işte bir hafta, 10 gün, 15 gün falan. F4 diyafram olmasına rağmen 24-70 çok güzel bir objektif. Tabii ki full frame olduğu için de hani videolarda ve fotoğraflarda muhteşem ötesi sonuçlar alıyorsunuz. Çift bellek kartı çok işe yarıyor. S-Log3 desteği çok işe yarıyor. Bunu birazcık daha profesyoneller yani daha iyi anlayacaktır bu videoyu izleyen. Çünkü S-Log'la çektiğiniz zaman renkler şey yapılıyor, birçok renk bir arada çekiliyor. Siz post production, yani kurgu aşamasında bunları düzenleyerek çok güzel videolar oluşturabiliyorsunuz. Bu da aslında eğer bu tarz bir iş yapıyorsanız olmazsa olmaz bir şey. Bence bu olması güzel olmuş. Pil ömrü hoşuma gitti benim. Şimdi örnek fotoğrafları videoyu zaten koyacağım bu videonun içinde ama pil ömrü hoşuma gitti. Neden? Bu tip ürünlerde pil ömrü birazcık düşüktür. 300 kare, 400 kare maksimumdur. 600 kare veriyor. Bu şu demek oluyor. Videoda da biraz daha uzun bir pil ömrüne sahip olacağınız anlamına geliyor. O bakımdan ben beğendim. Yani pil ömrünün iyi olması, işte çektiği fotoğrafların iyi olması önemli ama eleştireceğim bir taraf var. Az önce teknik özellikleri söyledim. 12.1 megapiksel çözünürlük sunuyor. Şimdi şöyle düşünebilir olabilirsiniz. Yani profesyonel olmayan birisi için evet 12.1 çok bir anlam ifade etmeyebilir ya da yeterli geliyor olabilir. Ama profesyoneller için çözünürlüğün iyi olması elde edeceğiniz sonuçların da daha iyi olması anlamına geliyor. Rakiplere baktığımızda, daha doğrusu bu kadar para verdiğimiz zaman alabileceğimiz rakiplere baktığımızda işte R5 var, R6 var Canon tarafında.
çok daha yüksek çözünürlükler sunuyorlar. Sony'nin 12.1 megapikselde kalması bence birazcık şey olmuş. Yani yetersiz bir rakam olmuş. Bunu düzeltmesini artık bir sonraki sürümde mi olur? Farklı bir model mi üretir bilmiyorum ama bence düzeltmesi lazım. Çünkü bu kadar para verdiğiniz zaman çözünürlük tarafında biraz daha beklentiniz artıyor ister istemez. Bu peki kimler için uygun olabilir? Belki bunu merak ediyor olabilirsiniz. Fotoğraf konusunda çok ciddi olmanız gerekiyor bir kere bunu almak için. Çünkü söylediğim gibi şu iki objektifle beraber 50 bin lira yakın bir maliyet söz konusu. Hatta işte daha iyi bir objektif almaya kalktığınız zaman rakamlar daha da artıyor. 55-60 bin liraya kadar çıkabiliyor. O bakımdan yüksek bir maliyet olduğu için bu işlerden para kazananlar için aslında alınabilecek. Hani bütçe sıkıntısı olmayan, ya ben hani param çok, ya Rabbim ne alsam diye dolaşıyorsanız düşünülebilecek bir fotoğraf makinesi. Ama çözünürlük meselesi bir parça bence sıkıntılı. Videolar çok harika. Yani Sony zaten bu konuda kendini çok ciddi anlamda kanıtladı, ciddi anlamda geliştirdi. Çünkü fotoğraf tarafında evet Canon mu, Nikon mu, Sony mi derseniz belki Sony burada hani evet Sony alayım falan demez insanlar belki. Ama videoda şu andaki ben piyasaya baktığımda hani R5 var, 6'yı saymazsak çünkü onlar yeni çıktı ama önceki yıllardaki işte 6400 serisi var. Alfa serisinden bahsediyorum. İşte bu A7'lerin bir sürü modelleri var. İnsanlar çok ciddi anlamda kullandılar ve çok ciddi talep gördü. Çünkü sunduğu özellikler açısından değerlendirdiğimizde fiyatına göre makul ürünlerdi. Tabii bu ürün özelinde konuşacak olsak fiyat yüksek tabii ki ama profesyonel özelliklerin olması, işte HDMI'den doğrudan doğruya işte 4K çıkış verebiliyor mesela. Bu önemli bir şey. Öyle bir profesyonel iş yapıyorsanız, dizi çekiyorsanız, sinema filminde kullanacaksınız. Gerçekten de bu Sony A7S bu anlamda sizin hani ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir fotoğraf makinesi olmuş. Ama özellikle söylediğim gibi bu birazcık profesyonel için bir ürün. Biz de biraz daha böyle hani çok amatörler için de anlattık biraz ama profesyoneller zaten bu ürünü fazlasıyla biliyordur diye düşündüğüm için bir deneme fırsatı oldu. Şimdi bir örnek video izleyelim. Örnek bir fotoğraflara bakalım. Akabinde yorumlarımızı iletip videomuzu kapatacağız. Arkadaşlar bu örnek videoyu Sony A7S3'ü kullanarak çekiyorum. İncelemede de söylediğim gibi bu videoda kullandığımız objektif 24-70. Yine Sony'nin geliştirdiği Zeiss tarafından geliştirilmiş olan F4 diyaframlı bir objektif. İşte bu videoyu da sizlere bu objektifi kullanarak kayıt ediyoruz. Bu arada kendi mikrofonu üzerinden ses aldım. Kapalı bir ortamdayım, çekim odamdayım. Ve ses kalitesi işte bu şekilde. Gerçekten de güzel yalnız bu arada. Görüntü en azından bana, şimdi ben şu yan taraftaki ekrandan bakıyorum, çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, bu videoyu Sony A7S3 kullanarak kaydediyorum. Şu anda açık havadayım ve kendi mikrofonu üzerinden bu kaydı yapıyorum. Çok başarılı. Kamera çok güzel. Tabii böyle bir bütçeniz ve durumunuz varsa onu da söylemiş olayım. Evet, videoları izlediniz, fotoğraflara da baktınız. Söylediğim gibi güzel bir ürün, evet. İyi bir ürün, evet. Ama tabii ki işte maliyetli ve profesyonel yönelik bir ürün. Ama profesyonel tarafta da çözünürlüğün düşük olması birazcık kafaları karıştırıyor. Onu söylemiş olayım. Ama çözünürlük benim için önemli değil. Ben bunu video için kullanacağım diyenler için de biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebilirim. Bu konuya eğer yani video benim için önemli derseniz önerebileceğimiz bir fotoğraf makinesi. Ama fotoğraf da çeksin, iyi de çeksin, rakiplerin de üstünde olsun diyorsanız biraz düşündürüyor. Belki çok yüksek çözünürlük istemeyen tarzda işler yapanlar için belki makul olabilir. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu incelememizde Sony A7S3'ün özelliklerine göz atmaya çalıştık. 24-70 f4 objektifle beraber kullandık ve aldığımız sonuçları da, videodaki sonuçları da bu objektifin kalitesi açısından değerlendirmenizi rica ediyoruz. Benim önerim profesyoneller için güzel bir video kamera olmuş bu fotoğraf makinesi. Ama fotoğraf tarafında çözünürlük tarafının biraz daha geliştirilmesi gerektiği düşünüyorum. Ama ben RAW çekerim, bundan sonra düzeltirim, sonra bunun çözünürlüğünü yükseltirim falan diyenler olacaktır.
Onlar için de alınıp kullanılabilecek bir fotoğraf makinesi olmuş. Ama yine de ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu diyeceğiniz bir şeyler varsa videonun altında yorum olarak bizlere iletmekten çekinmeyin. Hepsini değerlendiriyoruz. Hepsini bir şekilde cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.